Evet, değerli izleyicilerimiz, Pazarşehir Stadı'ndan merhabalar. Evet, biliyorsunuz Pazarspor'umuz bu pazar günü zorlu bir maçtan altın 3 puanı çıkardı. Yolumuza devam ediyoruz. Emin adımlarla devam ediyoruz. Biz de Pazarspor'umuzu bir gölge olarak takip etmeye ve Pazarspor sevdalılarına haberleri iletmeye çalışıyoruz. Şu an dediğimiz gibi, evet, gördüğünüz gibi çocukların yavaş yavaş itmanı başlayacak. Hocam kolay gelsin. Evet, evet, bildiğiniz gibi her hafta artık bir final gibi devam edecek. Ayrıntıları sizden alalım. Önümüzdeki Sapanca maçları. Tabii ki her zaman olduğu gibi sakatlık durumları, eksiklikler ve takımdaki uyum, onlardan bir bilgi alalım. Canlı yayındayız, onu da söyleyeyim. Evet, son aldığımız Hacettepe'den maçındaki aldığımız 3 puan moral motivasyonumuz anlamında oldukça katkı yaptı takımımıza. Zaten ondan önce 3 haftalık gelen bir gol yememe alışkanlığımızı yine devam ettirdik. Bu anlamda da sporcularımız performansı bizi mutlu ediyor. Umarım bu 3 puan arkasından Sapanca'da devamını getirecek bir performans göstermemiz gerekiyor. Artık bu takımın bir istikrar yakalaması gerektiğini, bir oyun felsefesine sahip olduğunu her yere göstermemiz gerekiyor. Bunu da puanlarla taşlandırmak istiyoruz. Sporcularımızın 4 haftalık periyottaki gelişimi bizi oldukça memnun ediyor ve keyif alarak çalışıyoruz artık. O nedenle bu inançlarını, bu karakterlerini devam ettirecek diye düşünüyorum. Herhangi bir sapma olmadan Sapanca maçından da minimum bir puan diyelim, deplasman vesaire rakibin konumu itibariyle, ama yenilmeden şu altı maçı tamamlamak istiyoruz. Ama bizi nereye götürür bu puanlı mı, onu alacağımız sonuçlar belirleyecek. Umarım hedefimizdeki noktalara varırız. Ama pazar halkına bu arada çok teşekkür ediyorum. Maçı tribünleri doldurdular. Evet, yer yoktu yani. Evet, çok teşekkür ediyorum hepsine. Umarım onlara daha keyifli, daha güzel maçlar seyrettiririz. Bunun yanında sakatlarımızdaki maalesef sakatlıklar devam ediyor. Bugün de Emre Turan idmana çıkmayacak, bir bileklerinde burkulma var, ağrıları var. Onun dışında Kalkan ve Aykut'un yokluğu devam ediyor. Onun dışındaki diğer sporcu kardeşlerimiz çalışmalara bugün itibariyle başlayabiliriz ve hafta sonuna iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Hocam, hareket belli oldu mu? Yani... Cumartesi İstanbul'dan Sakarya'ya geçeceğiz. Oradan oynayıp tekrar pazara geri döneceğiz. Evet. Her şey istediğimiz gibi. Olur. İnşallah 3 puanla döneriz. Eğer bir aksilik olmazsa, bir şey olmazsa ben de sizlerle olmaya çalışacağım. İnşallah. Değerli izleyicilerimiz, evet, pazartesimiz biraz sonra da idmana başlayacak. Evet, şu anda çalışmalar devam ediyor. Evet, hedef bundan sonraki, hocamızı da dinlediniz. Evet, artık hedeflenen en iyi noktalar. Tabii ki maçlar çok kritik. Öylece Sapanca'nın şu anda 18 puanı var. O da diplerde, ama tabii bizi ilgilendirmiyor. Bu nedenle işte hocamızdan geldiğinden beri 3 beraberlik ve 1 galibiyet aldık. Dediğimiz gibi gol yemedik, 1 gol attık, ama tabii ki en azından daha puanlara ihtiyacımız var. Lig adeta bir cehennem gibi, bir anda aşağıya, bir anda yukarı çıkabiliyorsunuz. Bu nedenle tabii ki her maç final gibi, hocamız da dinlediniz, kalan maçları evet en iyi şekilde bitirip hedeflenen noktalara ulaşacağız dediler. Evet, biz de eğer imkan olursa, imkanları olursa Sapanca'dan evet sizlere bilgiler vermeye çalışırız. Tabii ki her şey imkanlar doğrultusunda. Pazarspor'a başarılar diliyoruz. Bütün ayrıntıları evet tabii ki internet sitemiz olan gundempazar.net gundempazar.net'ten takip edebilirsiniz. Evet, şimdilik hoşça kalın.